Teknoloji Okulu'ndan hepinize merhabalar arkadaşlar. Ben Osman Tufan. Geçtiğimiz günlerde kutusundan çıkardığımız MateBook 14 modelinin incelemesiyle karşınızdayız. Bilgisayarı arkadaşlar 1,5 hafta falan kullanma imkanım oldu. Gerçekten çok hoşuma giden bir model. Bunu hemen size baştan belirteyim. Bu bilgisayarı açtığınızda arkadaşlar direkt olarak ekran sizin dikkatinizi çekiyor. Burada Huawei 2K'lık Full View ismini verdiği bir ekran teknolojisi kullanmış ki bu ekran gerçekten çok kaliteli diyebilirim. Yani ben şimdiye kadar pek çok laptop kullandım. Lakin bu ekranın size verdiği o kalitesi bambaşka. Bunu size rahatlıkla söyleyebilirim. Ekranı açtığınız andan itibaren gerçekten kaliteli bir cihaz aldığınızı anlıyorsunuz. Bu ekranın çözünürlüğü 2160x1440 piksel arkadaşlar. Kontrast oranı ise 1500/1. Parlaklık değeri ise 300 nits ki bu da bir laptop için gayet yeterli bir oran diyebiliriz. Bu laptopun arkadaşlar ekran çerçeve oranı gayet geniş tutulmuş. Biliyorsunuz laptop modellerinde kullanıcıların en çok şikayet ettiği unsurlardan birisi laptop çerçevelerinin biraz kalın olmasıdır. Fakat burada Huawei ne yapmış? Çerçeveleri 4.9 milime kadar indirmiş ki bu da gerçekten çok ince çerçeveler anlamına geliyor. Zaten detaylarda da göstereceğim size. Gerçekten laptopun çerçeveleri çok ince. Dolayısıyla açtığınız video olsun, oyun olsun vesaire ne olursa olsun gerçekten zevk alıyorsunuz izlediğiniz şeyden. Burada şunu söylemek gerekiyor ekranla ilgili. Bu ekran 16'ya 9 mu, 3'e 2 mi gibi sorular geldi arkadaşlar. 3'e 2 olduğunu söyleyeyim. Biliyorsunuz günümüzde pek çok laptop 16'ya 9 ekran oranına sahip. Fakat Huawei bu modelinde 3'e 2 bir oran kullanmış. Tabi burada aklınıza bazı soru işaretleri gelebilir. Oyunlarda ya da filmlerde işte biliyorsunuz pek çok film 16'ya 9 olarak karşımıza geliyor. Hani bana sıkıntı yaratır mı vesaire. Ben arkadaşlar bu laptopta Netflix'te izledim. Çeşitli oyunlar da yükledim. Hatta bu oyunları birazdan göstereceğim sizlere. Çünkü Valorant ya da işte CSGO kaldırır mı gibi sorular gelmişti. Ben de bu iki oyunu yükledim. Birazdan göstereceğim nasıl oynattığını sizlere. Yani oyunlarda da işte herhangi bir şey izlerken de dediğim gibi Netflix vesaire herhangi bir sıkıntı yaratmadı bu 3'e 2'lik oran bana. Dolayısıyla burada kafanızda ya bu ekranın 3-2 olması herhangi bir sıkıntı çıkartır mı sorusunun cevabı rahatlıkla hayır. Bunu size söyleyebilirim arkadaşlar. Şunu sorabilirsiniz. Laptopun ağırlığı ne kadar diye. Bu laptopun ağırlığı arkadaşlar 1.49 kilogram. Çünkü bu baktığınız zaman dışarıdan da görüldüğü üzere daha çok bir iş laptopuna benziyor. Dolayısıyla iş laptopu denildiği zaman da aklımıza ilk gelen özellik taşınabilir olması. Malum oyuncu bilgisayarlarını biliyoruz. Tamam performansı vesaire çok yüksek ama hem şarj süresi kısa bu laptopların hem de ağırlıkları bir aile fazla. Yani sırtınıza 3 kiloyu 2,5 kiloyu takıp gitmek çok da akıllıca değil. Kalınlığı ise arkadaşlar 15.9 milim. Yani şöyle kapattığınızda 15.9 milimlik bir kalınlığa sahip. Bence çok da kalın değil. Bunu size söyleyebilirim. Tasarım hatları gerçekten çok hoş. Burada elmas kesim köşelere yer verilmiş ki günümüzde pek çok laptop modeli biliyorsunuz plastik kasayla geliyor. Her yeri plastik. Burada Huawei'nin bu tarz bir işçiliğe gitmiş olması fiyat performans anlamında değerlendirdiğimizde gerçekten çok iyi diyebiliriz. Bu arada şunu belirtmek istiyorum sizlere. Biz kutudan çıkarttığımızda bu bilgisayarı zaten size bazı şeylerinden bahsetmiştik. İşte bağlantılarından vesaire ama tekrardan ben bir belirtmek istiyorum arkadaşlar. Burada iki tane USB 3.1 bağlantı noktamız bulunuyor. Diğer kısımda ise Type-C ve HDMI girişimiz var. Hemen ortalarında ise bir tane kulaklık jackımız yer alıyor. Burada Type-C'yi USB olarak da kullanabiliyorsunuz arkadaşlar. Aynı zamanda bu Type-C'ye şarj adaptörü olarak da kullanıyoruz. Bilgisayarı açtığımızda dikkatinizi çeken şu oluyor. Yahu bunda webcam yok mu diyorsunuz. Çünkü baktığınız zaman çerçeveler çok ince arkadaşlar. Dolayısıyla webcam'in olup olmadığı kafanızda bazı soru işaretlerinin oluşmasına neden olabilir. Fakat Huawei ne yapmış? Diğer birkaç modelinde de bu tasarımı kullanmıştı aslında. Webcam arkadaşlar klavyenin üzerine monte etmiş. Bu gerçekten hani pek de alışkın olmadığımız bir teknoloji. Biliyorsunuz şu alt çerçeveye koyanlar oldu, tam bağlantı noktasına koyanlar oldu vesaire ama hani bu klavyeye webcam'in koyulması çok da alışık olduğumuz bir durum değil. Webcam'i ne yapmış? Klavyenin içerisine koymuş arkadaşlar. Burada şu sıkıntı sadece webcam'in burada olması
ayarlanabilirlik olayını öldürmüş. Mesela şu yukarıya koyduğumuz zaman şöyle falan ekranı böyle hareket ettirerek hani webcam açısını ayarlayabiliyorduk. Fakat burada sadece basıyoruz, webcam çıkıyor. Kapatıyoruz, webcam içeri giriyor. Dolayısıyla burada bir açı ayarlama oranı da söz konusu değil. Ancak hani şöyle laptopu falan hareket ettirmeniz gerekiyor webcam'in açısını ayarlamak için. Ama burada şöyle bir pozitif olay da var. Biliyorsunuz hani webcam kullananlar da artık günümüzde malum her şey bizi dinlediği, bizi görüntülediği izlenimine kapıldığımız için ki bunda çok da haksız sayılmazlar arkadaşlar. Yani telefonunuz şöyle yanınızdayken bir ben şunu almayı düşünüyorum falan diyorsunuz. Sonra işte Instagram'da bir bakıyorsunuz o şeyin reklamı çıkıyor karşınıza. Facebook'ta, Google'da vesaire. Dolayısıyla dinlendiğimiz bir gerçek. O çok da hani yatsınacak bir şey değil. Ve belki izleniyoruz da. Biliyorsunuz pek çok kişi hani webcam'inin üzerine bant falan yapıştırıyor. Fakat webcam burada olduğu için bu bant olayına da gerek yok. Ne yapıyorsunuz? Webcam'i kullanacağınız zaman açıyorsunuz. Kullanmayacağınız zaman da kapatıyorsunuz. O yüzden bu tasarımı ben yenilikçi ve pozitif olarak yorumlayabilirim. Böylece hani bant yapıştırmaya da gerek yok. Ayrıca çerçevelerin de çok ince olmasını sağlamış webcam'in buraya alınmış olması. Bu arada güç butonuna da değinmek istiyorum. Çünkü güç butonunun üzerinde arkadaşlar parmak izi okuyucusu da yer alıyor. Dolayısıyla bilgisayarınızı parmak izi okuyucusuyla açabiliyorsunuz ki bu parmak izi okuyucusunun gerçekten çok hızlı bir şekilde çalıştığını da sizlere söyleyebilirim. Yani öyle takılmaydı, donmaydı vesaire hiçbir şey olmuyor. Gerçekten kaliteli bir şekilde çalışıyor. Burada kafanıza takılan sorulardan biri de şu olabilir. Biliyorsunuz bu bilgisayarda AMD tarafından geliştirilen Ryzen 4000 serisine ait bir işlemci bulunuyor. Daha doğrusu tam adıyla verecek olursak Ryzen 5 4600H işlemcisi bulunuyor. Bu bir Radeon ekran kartı ile entegre şekilde bilgisayara yerleştirilmiş. Burada şu aklınıza gelebilir. Ya bu işlemci acaba iyi mi kötü mü? Şunu söyleyelim arkadaşlar. Halihazırda bu işlemci Intel'in i5 serisinde 10. nesil i5H serisinden daha yüksek performans puanları almış bir işlemci. Yani bu noktada kafanızda çok fazla soru işareti oluşmasına neden yok. Tabii ki ekran kartı tarafında bazı sıkıntılar, sorunlar olabilir mi? Elbette. Kalkıp da bu bilgisayardan çok yüksek sistem gereksinimlerine sahip oyunları oynamanız pekala mümkün olmayacaktır. Zaten birazdan bilgisayarın ekran kartı performansını, oyun performansını göstereceğim sizlere arkadaşlar. Dediğim gibi Valorant ve CSGO yükledim ben bu bilgisayara. Birazdan bu iki oyunun nasıl performansa sahip olduğunu beraber gözlemleyeceğiz zaten. Cihazın halihazırda ülkemizde iki farklı versiyonu var. 8 GB RAM ve 16 GB RAM'e sahip olan. Bize gelen versiyon arkadaşlar 16 GB RAM'e sahip. Dolayısıyla oyunlarda da bu farkı gözetmenizi tavsiye ediyorum. Dahili depolama tarafında da dediğim gibi 256 GB ve 512 GB'lık iki seçenek var. Bize gelen yine 512 GB'lık dahili depolama alanına sahip model. Tabii burada SSD kullanılması da önemli arkadaşlar. Biliyorsunuz eski bilgisayarlarda SATA vesaire kullanılıyordu ve bilgisayarlar aşırı yavaştı. Hatta MacBook bu yönüyle ön plana çıkıyordu. Ya diyorlardı ki işte MacBook şöyle hızlı, böyle hızlı. Neden? MacBook'larda çünkü genel itibariyle SSD teknolojisine yer veriliyordu. Normal bilgisayarlarda ise bildiğimiz SATA teknolojisi kullanıldığı için onlar yavaş kalıyordu. Fakat artık günümüzde pek çok cihazda SSD teknolojisine geçmeye başladı. Dolayısıyla artık Windows kullanan cihazlarda Mac kadar hızlı diyebiliriz. Gelelim batarya ve pil ömrüne arkadaşlar. Bu bilgisayarın pil ömrü gayet uzun. Zaten 56 wattlık bir pille geliyor. Dolayısıyla bu pille birlikte 10 saatlik bir pil ömrü sunuyorsa, yani rutin bir şekilde bilgisayarı kullandığınız zaman 10 saat gibi bir süre sunabiliyor. Tabi burada oyun oynadığınız zaman bu sürenin hayli azalacağını da sizlere söylemek gerekiyor. Şimdi kafanıza takılan bir diğer soru işareti şu olacaktır. Malum son dönemde çıkan Huawei bilgisayarların pek çoğunda şurasında Huawei Share etiketi vardı. Ve bu etikete telefonunuzu işte yaklaştırdığınızda, Huawei model telefonunuzu yaklaştırdığınızda işte telefon ne oluyordu, ekrana çıkıyordu vesaire. Şimdi bu bilgisayarda o etiket bulunmuyor. Dolayısıyla Huawei Share özelliği yok mu diye aklınıza bir soru gelebilir. Huawei Share özelliği var arkadaşlar. Ne yapıyorsunuz? Telefonunuzu Share etiketi olmadığı için şu touchpad'in bulunduğu alana gösteriyorsunuz telefonunuzu ve direkt olarak ekrana yansıyor. Yani o noktada yine herhangi bir sıkıntı söz konusu değil. 2 wattlık çift bir hoparlör bulunduğunda size yeri gelmişken belirteyim ben ve size söz verdiğim gibi
kutuyu açma esnasında söz verdiğim gibi cihazı açma işlemine geçmek istiyorum yavaş yavaş. Cihazı açma işleminden sonra arkadaşlar oyun performansı ile karşınızda olacağız. Bakalım cihazın nasıl bir mimarisi varmış bunu görelim. Sonrasında ise oyun performansıyla testlerimize kaldığımız yerden devam edelim. Gördüğünüz gibi Huawei bu bilgisayarda özel bir soğutma sistemine yer vermiş. Fakat bu bilgisayarın iç donanımı ile ilgili en çok merak edilen soru artı bir RAM yuvasının olup olmadığıydı. Daha doğrusu buna ben ekstra bir RAM takabilir miyim sorusuydu. Arkadaşlar RAM gördüğüm kadarıyla anakarta monte edilmiş durumda. Dolayısıyla buna ekstra bir RAM takmanız mümkün değil. Yani 8 GB'lık modeli alırsanız da muhtemelen RAM kapasitesi 8 GB'da kalacaktır diye tahmin ediyorum. Biliyorsunuz bunu Apple'da bu şekilde yapıyor. Yani RAM'i falan anakarta direkt lehimliyor. Gördüğüm kadarıyla Huawei'de böyle bir yönteme başvurmuş bu MacBook modelinde. Yani buna ekstra bir RAM takmanız mümkün değil. Bunu sizlere söylemiş olalım. Evet arkadaşlar, cihazın içini açtıktan sonra sıra geldi test etmeye bilgisayarımız. Bakalım nasıl bir oyun performansına sahip. Şarjına taktık. Malum şarj olmadan bilgisayarların oyun performansı zaten yerlerde sürünüyor. O yüzden adaptörümüzü taktık ve şimdi Valorant'a giriş yapıyoruz. FPS değerini vesaire göstermeyeceğim. Bilgisayarı kasma vesaire olmasın diye direkt olarak ekran kaydı alıp size göstereceğim. Zaten donma, kasma, takıma vesaire var mı? Bunu görmüş olursunuz. Zaten FPS değerini de göstermeye çok fazla gerek olduğunu düşünmüyorum. Ben malum bu bir oyun bilgisayarı değil. Dolayısıyla burada bu çok düşük FPS almış vesaire diyeceğinizi de sanmıyorum arkadaşlar. Karşıdaki cihazın adı Spike. Düşman radyanitimizi böyle çalıyor. Saldıranlar kritik yerlere bunu kurmaya çalışıyor, savunucular onları durdurmaya. Spike'ı al, işaretli yere götür ve yerleştirmeyi dene. Spike bende. Görüş sağlıyorum. Saldıranlar Spike'ı yerleştirince savunucular imha etmeye çalışır. Şimdi biraz bot yolluyorum. Arkandaki kayıkhanede siper alıp Spike'ı koru. Görüş sağlıyorum. Görüş sağlıyorum. Karşıdaki cihazın adı Spike. Düşman radyanitimizi böyle çalıyor. Saldıranlar kritik yerlere bunu kurmaya çalışıyor, savunucular onları durdurmaya. Spike'ı al, işaretli yere götür ve yerleştirmeyi dene. Evet arkadaşlar, biz bu bilgisayarda güncel bazı testleri de yaptık. Şimdi bu testlerin sonuçlarını sizlerle paylaşıyoruz.
Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi hem Valorant hem de CSGO Global Offensive için böyle ufak bir test yaptık. Genel itibariyle oyunlarda takılma donma olmuyor arkadaşlar. Gördüğünüz gibi akıcı bir şekilde oyunları oynayabiliyorsunuz. Önümüzdeki dönemde yani bu oyunlara güncelleme gelir mi, grafik güzellemesi olur mu? Ben pek sanmıyorum. Dolayısıyla bu cihazı aldığınız zaman bu oyunlarda muhtemelen dilediğiniz gibi oynayacaksınızdır. Bu arada LoL falan da sorun olmuştu. Onu da takılmadan oynar. Zaten Valorant'ı, CSGO'yu oynayan LoL'ü aynı hali oynar. Bunu da paylaşmış olalım. Genel itibariyle baktığımız zaman arkadaşlar, iş için ben böyle bir bilgisayar almayı düşünüyorum diyorsanız, ben bu bilgisayarı yani Mate 14'ü size gözüm kapalı tavsiye edebilirim. Gerçekten bu cihaz benim çok hoşuma gitti. Hani kullandığım süre içerisinde de memnun kaldım. Herhangi bir sıkıntı vesaire karşılaşmadım. Gerek görünümü olsun, gerek performansı olsun beni memnun etti. Hani böyle donmaydı, kasmaydı, sıkılmaydı vesaire olmadı. Genel itibariyle ben ofis işlerimde kullanacağım diyorsanız alabilirsiniz. Öğrenciyseniz hani okul için, derslerim için almayı düşünüyorum. Arada böyle çıtırından hani işte CSGO atarım, Valorant atarım, bu tarz düşük sistem gereksinimi isteyen oyunlar oynarım diyorsanız yine bu bilgisayarı size önerebilirim arkadaşlar. Evet arkadaşlar, hali hazırda MateBook'un başlangıç fiyatı 7000 ile 8000 arasında değişiyor. Yani bu hangi siteye baktığınıza bağlı olarak değişen bir etken. Huawei geçtiğimiz günlerde pek çok kampanya yaptı. Bu kampanyada bilgisayar 7000 lira civarında fiyatlardan satıldı. Fakat şimdi dediğim gibi baktığınız yere göre bilgisayarın fiyatı da değişiklik gösteriyor. Evet, başka bir incelemede görüşmek üzere. Hoşçakalın diyorum sizlere. Bizleri sosyal medya hesaplarımızdan takip etmeyi unutmayın. Kanalımıza abone olmadıysanız da lütfen abone olun. Görüşmek üzere.